Anne. Kavga ettiniz babamla. Sen asla terk etmezsin evi. Bırakamazsın babamı. Benim yüzümden oldu değil mi her şey? Hayır Feride, yanılıyorsun kızım. Sebep sen değilsin. Yani doğrudan sen değilsin. Baban. Anne. Çok özür dilerim. Ben bunları yaşamanı istemezdim. Belli ki çok kırmış babam seni. Nikah günü yüzünden değil mi her şey? Vazgeçmediğimizi, her şeye rağmen evleneceğimizi öğrenince küplere bindi. Sinirini de senden çıkardı değil mi? Ama anne, biliyorsun içi kötü değil ki babamın. Nasıl olsun? O benim canım, babam, ilk aşkım. Zaten belki de sebep bu. Belki de Mahir'i kıskanıyor, onu artık daha az seveceğimi sanıyor ama bu mümkün değil. Ben ona ne kadar kızarsam kızayım, kalbimdeki sevgi bir dirhem eksilmez. O bana kırgın baktığı zaman kalbime saplanan acıyı anlatmam mümkün değil anne. Anne, sana söz veriyorum. Söz veriyorum, her şey düzelecek. Babamla aramız düzelecek. Evet, belki şimdi olmayacak ama zamanla her şey yoluna girecek. Babam benim her zaman ilk kahramanım olarak kalacak. Hem Mahir'le birbirimizi ne kadar sevdiğimizi görünce içi rahatlayacak ve beni anlayacak biliyorum. Seni böyle görünce telaşlandım. Konuşmana bile izin vermedim. Özür dilerim anneciğim. Ne oldu? Hadi anlatma. Dinliyorum. Her şey aynı senin dediğin gibi oldu. Sen geldiğinde nikah gününüzü aldığınızı söyledim. Baban gitmeyeceğiz dedi, ben gidelim dedim. Gerisini tahmin edersin zaten. Babanın inadı işte. Kavga büyüdü. Neticede ben dayanamadım, çıktım buraya geldim. Bak işte benim yüzümden. Bir de sebep sen değilsin diyorsun. Ben olanı biteni anlatıp seni üzmek istemedim. Hayallerini yıkmak istemedim Feride. Anne, ben babamın Mahir'le evlenmemi kabul edeceğini elbette hayal ettim. Ama biliyorum bu çok zor. O yüzden şimdi en azından bu fikre alışacağını umut ediyorum. Çünkü beni sevdiğini biliyorum. Hadi bakalım kalk. Gidiyoruz. Al çantanı, paltonu da giy. Valizin nerede? Yok valizim, ben çantamı alıp çıktım geldim. Hem nereye gidiyoruz ki? Benim evime. Hayır. Sen git Feride. Ben burada kalırım. Mümkün değil. Seni burada bırakmam. Hem zaten benim yüzümden evi terk etmişsin. Bir de böyle otel odalarında kalmana izin veremem. Bak şimdi. Bana gideriz. Ben senin üzerine rahat bir şeyler veririm. Sonra anne kız otururuz. Ne olur kırma beni anne. İyi madem. Hadi gidelim.
ben sana söyleyeceğim. Sen gidip olay çıkartacaksın. Vallahi tutuklarım seni ha. Herif kalkacak diyecek ki ben de bunun karşılığında Hakim Hanım'dan bir ricada bulundum. Sen artık haneye tecavüzlenme. Artık orada ne yapacaksan bir de ondan direkt içeri. Böyle mi durduracaksın beni? Söylemeyeceğim abi. Sövsen de dövsen de söylemeyeceğim. Ben de öğreneceğim. Böyle ya da böyle. Burası mı o meşhur mahalle? Evet anne. Bir görsen öyle iyi insanlar ki. Herkes birbirini tanıyor. İşi olan dükkanını, evini komşusuna gönül rahatlığıyla emanet ediyor. Sokakta çocuklar rahatlıkla oynuyor. Kocaman bir aile gibiler. Acıları, sevinçleri bir. Yani anlayacağın bizim cemiyetteki o soğuk, yapmacık ilişkileri hiç benzemiyor. Çok daha samimi, gerçek. İşte gel. Burası. Teşekkürler Vedat. Gel anneciğim. Burası da benim evim. Nasıl? Şirinmiş. Çok sevimli. Gel bak sana içeriği göstereyim. Burası mutfak. Burası banyo, burası da yatak odası. Hepsi bu kadar mı? Evet. Tek yatak odası varmış. Keşke hiç gelmeseydim Feride. Aa, anneciğim olur mu hiç öyle şey? Gel. Gel bak. Sen içeride yatak odasında olacaksın. Ben de burada uyuyacağım. Olmaz böyle koltuk üstünde. Annem. Sen buradasın ya. En rahat yataklardan daha güzel gelir bana burası. Anneciğim ne oldu? Şuraya bak. Kızımın evi. Ama içinde bana... bize ait tek bir şey yok. Halbuki sen küçükken o günlerin hayallerini kurardın. Perdeleri ellerimizle seçtiğimizi... yatak örtüleri nasıl işlettireceğimizi... Şimdi bir yabancı gibi evine geliyorum. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk. Hayırdır? Beni böyle acil çağırınca merak ettim. İyi misiniz? Bir sorun var mı? Sorun yine her daim o soysuz Mahir. Bir yerlere dokunuyor ve benim canım yanıyor. Bak Sinan, bu herif öyle bir musibet ki... oğlumun intiharında bile parmağı var. Ailemi dağıtacak. Sebebi felaketim olacak. Sükunetinizi koruyun. O herifin defterini türeceğiz, hakkından geleceğiz. Gelelim o zaman Sinan. Bir an önce gelelim. Bütün mahalleyi, yuvasını, her şeyini tarumar edelim. Beni daha fazla bekletme. Ben de bu işin çabucak neticelenmesini istiyorum. Ama insanları bu kadar hızlı ikna etmek mümkün olmuyor. Ne kadar iyi fiyat verirsek verelim... mahallede hala ben dükkanımı, evimi satmak istemiyorum diyen insanlar var. Bak oğlum, her insanın zaafı aynı değildir. Bir laf vardır, bilmem bilir misin? Nur sile uslanmayanı etmeli tektir, tektirle uslanmayanın hakkı kötektir.
Canlarını yakalım diyorsunuz. Hayır. Daha da fazlası. Canlarını alalım diyorum. Mahallenin meydanında bir ikisini sallandıralım ibreti alem için. Bak o zaman mallarının peşinde koşuyorlar mı? Her şeylerini satmak için sıraya bile girerler. Anladım. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Madem rüzgar artık sert esecek, fırtına için hazırlık yapmak gerek. Ha şunu bileydim. Günaydın Mahir oğlum. Günaydın. Halil abi kolay gelsin. İyi günler Mahir. Size de. Hayırlı işler. Hayırdır kardeşim? Bir gelişme mi var yoksa? Alışkanlık var Serdar Mahir. 9 yaşından beri dükkan açarım. Önce çırak, sonra usta, sonra şükür bir dükkan. Pazar demem, yağmur demem, çamur demem, hep açarım, hep açtım. Öyle öğrettiydi babam. Sabah evden çıktım, bir baktım buradayım. Yani başka nereye gidilir bilmiyorum ki. Herhalde bir ümit diye mi düşündüm, ne yaptıysam. Gel gör ki mühür aynı yerinde duruyor. Merak etme. Tez zamanda kırıp atacaksın o mühürü. Ne yaptın, toplamaya başladın mı evrakları? Daha değil. Başvuru yaptım, bekliyorum. Haber geldiği zaman söyle bak. Beraber sırada bekleriz. Nereye koşturulacaksa, ne yapılacaksa ben hazırım. İcap ederse Erdal abinin arabayı da alırız. Kardeşim benim, sağ olasın. Gel sana dükkanda bir simit ısmarlayayım. Bir de güzel çay demleyelim. Heh? Bir Mustafa abilere gideyim, uğrarım. Yani benim derdimin dermanı belli çok şükür de. Onların durumu ne olacak? Pasajın açılması zor diyorlar. O işi de çözeceğiz Allah'ın izniyle. Hepsine benden çok selam. Tamam, söylerim. Hadi eyvallah. Rast gelsin. Günaydın. Mahir Bey değil mi? Evet buyurun. Ben Deniz Süpi Alyürek. İstanbul Adliyesi'nde başsavcıyım. Memnun oldum. Nasıl yardımcı olabilirim Süpi Bey? Sizinle mühim bir şey konuşmak istiyorum da birkaç dakikanızı alabilir miyim? Elbette. Elbette buyurun içeride konuşalım. Sağ olun. Buyurun buyurun. Sağ olun. Ne ikram edeyim size? Çay mı alırsınız, kahve mi? Teşekkür ederim. Mesai vakti gecikti. Ben hemen mevzuya girmek istiyorum arzu ederseniz. Peki, buyurun otur. Sağ olun. Bakın Mahir Bey. Bu konuşacaklarım sizi mutsuz edebilir. Ama burada olmamın nedeni Feride Hanım'ın iyiliği. Rica ediyorum bunu göz önünde bulundurun. Feride Hanım'la hususi durumunuz beni alakadar etmez. Nişanlıyız. Önümüzdeki ayın 9'unu evleniyoruz inşallah. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Feride Hanım benim çok değer verdiğim bir meslektaşım. İşinin üstadı. Ama ve lakin sizin dünyanızın adliyeye yansıması onda sıkıntıya sebep oluyor. Ben de buna şahit oluyorum. O bunları önemsemeyecek bir insan değil. Tam tersi dert edecek biri. Sizin için çok şey yazıldı, çizildi biliyorsunuz. Çok konuşuldu, iddia edildi. Belki iyi birisiniz. Ya da namınız gibi biri. İnanın bilmiyorum. Zaten derdim de bu değil. Mahir Bey, biliyorsunuz babanızın dava süreci sıkıntılı geçti.
Sizin bir adliye mensubu gibi Feride Hanım'ın kaleminde çalışmanızdan tutun da Feride Hanım'ın meslekten ihracının soruşturmasına kadar. Hepsi geçti ama izi kaldı. Şimdi bütün gözler Feride'nin üzerinde. Onun mesleğinin sorgulanmasını ve zarar görmesini istemem. O ülkemiz için gerekli bir hakim. Sizden de bu konuya titizlik göstermenizi rica edeceğim Mahir Bey. Geçmiş geçmişte kaldı, onu kimse değiştiremez. Ama gelecek, hiç olmazsa bundan sonra tedbirli davranırsınız. Böylece kimse üzülmez. Feride hakime de, mesleğine duyulan inanç da zedelenmez. Söyleyeceklerim bunlar. Niyetimi anladığınızı umuyorum. Çok iyi anladım hem de Savcı Bey. Hak da verdim. Feride'nin sizin gibi mesai arkadaşları olduğu için ayrıca mutlu oldum. Müşteri oldum. Onun haysiyetine zarar vermek en çok beni derinden yaralar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler. Sıcak ekmek alıp geleyim. Tamam. Sen mi gidiyorsun fırına? Yani gidecek başka kimse yok mu? Burada Vedat yok. Mualla da yok. Her işimi kendim yapıyorum ama zevkle. Hadi otur, sen 2 dakikaya geliyorum. Çitiliği vereyim. Kaseye koyayım mı sana? Olur. Hoş geldiniz. Feride adliyeye mi gitti? Yok. Ekmek almaya çıktı. Peki, ben daha sonra uğrarım. Lütfen. Buyurun. Ben de sizi yalnız görmeyi umuyordum. Buyurun lütfen. Hoş. Siz evi benden iyi biliyorsunuz Semnumca. Paltonuzu alayım. Estağfurullah. Ben koyarım şöyle. Feride ile dün gece geldik. Ben otelde kalacaktım. Ama Feride ısrar edince artık... Neyse. Mevzu bu değil. Buraya gelmiş olmam... bu evliliği onayladığım anlamına gelmez. Kızımın mutluluğu her şeydir benim için. Buradaysam Feride için.
Siz de onu sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Biz birbirimizi sevmesek de sevdiğimiz kişi ortak. Demek ki ikimiz de onun mutluluğu için çırpınıyoruz. Ben kocamı bırakıp buraya geldim. Kızım için. Dolayısıyla sizin için. Sizin de bırakmanızı rica edeceğim bazı şeyler var. Fedakarlıklar karşılıklı olursa saadete ulaşmak daha kolay olur. Ricanız nedir? Lütfen açıkça söyleyin bana. Sizden rica ediyorum Mahir Bey. Feride'ye layık olun. Değilsiniz demedim. Ama takdir edersiniz ki hakkınızda çok şaibe var. Olmadık haberler çıktı. Nasıl azılı bir kabadayı olduğunuza dair. Rica ediyorum buna son verin. Mehmet Sahin Bey haklı çıkarsa bu baba kızı hayatımın sonuna kadar bir araya getiremem. Bakın. Evleneceksiniz. Sizin de çocuklarınız olacak. Bu dediklerimi düşünün. Bir kız çocuğunuz olursa siz neler hissedersiniz düşünün. Günaydın. Günaydın. Sana bakmaya gelmiştim. Annen gelmiş. Ben sizi yalnız bırakayım. İyi günler. Size de. Tertemiz oldu, kurudu. Giy çabuk da Songül teyzeni daha fazla bekletmeyelim. Tamam anne. Dur. Koşmadan in merdivenleri. Nazip bak kime diyorum. Ne konuştunuz annemle? Evvela sen anlat. Ne oldu dün gece? Annen evi terk mi etmiş? Bizim yüzümüzden değil mi? Senin suçun yok. Öyle düşünme. Bana kızgın baba. Hayır. Benim de payım büyük. Bazen sevdamızın büyüklüğüne sığınıyorum. Sendeki değerimi, ömründeki yerimi hoyratça kullanıyorum. Akabinde bir şey oluyor. Önün arkasını tartmadan davranmışım. Senin mesuliyetlerini yeterince önemsememişim. Onu görüyorum. Dün kırdım seni. Müşkül hallere soktum. Ama söz veriyorum sevdam. Bundan sonra yolum senin yolun. Kanun sensin. Mahir bir şey mi oldu? Biri bir şey mi dedi? Aldım gözünü. Bir de senin gözünden baktım kendime. Gördüğüm üzdü beni. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Bundan sonra kimseye bulaşmayacağım. Kimseye elimi kaldırmayacağım. Hakkımı, hukukumu yasal yollardan arayacağım. Evvela da senle Yasin'e geleceğim. Bu
söylediklerinle benim hayatıma nasıl ışık saçtığını bilemezsin. Bilmiyordum Feride. Ama artık öğrendim. Ben artık eve geçeyim. Davetiyeler için buluşacağız, unutma. Unutur muyum hiç Hakime Hanım? Hayatımın en güzel günleri başlıyor artık benim için. Verdiğin sözle beni o kadar çok mutlu ettin ki. Artık kimseye seni savunmak durumunda kalmayacağım. Asıl niyetini anlatıp insanları ikna etmek zorunda kalmayacağım. O yapmaz, yapmadı diyeceğim göğsümü gere gere herkese. Hele de babama. Ben geçeyim artık. Görüşürüz. Sınıfta. Hep annemin koyduğu fasulyeler ağlıyor. Olsun. Ne var ki bunda? Olmaz teyze. Biz o fasulyelerle matematik dersi yapıyoruz. Musa sınıftakilerle savaş yapmak için kapıyor elimden. Sonra da sınıfta kavga çıkıyor. Öğretmen de gelince hepimize birden bağırıyor. Ya. Nazif haklı Songül. Bak haksız yere azar işitiyormuş. Adalet mi bu şimdi? Zaten o Musa'nın abisi de kötüymüş. Kimmiş o kötü olan bakalım? Yasin abi. Of. Ne haber? İyiyim, sen? Nazif, sen bana göstersene şu Musa'yı ders başlamadan. Belki ben onun abisini bir tanıyorumdur. Tamam hadi gidelim, geç kalmayalım. Ben Nazif'i okula bırakır, derse geçerim. Sağ ol. Hadi koş. Nasılsın? Daha iyi misin? Bütün gece seni düşündüm. Yanımda olamadığıma, korkularını silemediğime kahredip durdum. Keşke evden alsaydım. Bütün bunlar yaşanmasaydı dedim. Nereden bileceksin ki? Bak buradayım. Hiçbir şeyim yok. Ötesini düşünmeyelim artık. Aslında neyi düşünüyorum biliyor musun? Neyi? Yine sinemaya gidemedik. Tek derdimiz bu olsun yavrum. Sen iyi ol da biz her hafta sonu sinemaya gideriz. Söz mü? Söz. Evlenelim, her yeni gelen filme ilk biz gideceğiz. Seni bırakayım okula, karakola döneceğim. Olur. O istediğim elbiseleri hazırladı mı kızım? Evet efendim. Sofrayı kaldırabilirsin. Daha fazla yemeyeceğim. Sen bana bir kahve yap. Anlat bakalım Vedat. Ne yaptı Kerim Hanım? Takip ettin mi? Otele gitti. Bir oda tutmuş. Sabah kadar ayrılmadın oradan değil mi? Sabah kadar kalmaz zaten. Siz uyuduktan sonra Kerim Hanım'ı bir aradı. Maile ile konuşmuş. Feride Hanım'ı görmek istemiş. Efendim ben de Feride Hanım'ı alıp otele getirdim. Kısa bir süre konuştuktan sonra Feride Hanım'ın Veznecilerdeki evine gittiler. Allah kahretsin! Şimdi gelir abi. Bir çay söyleyeyim. Eyvallah Kemal'im, iyi olur. Günaydın abi. Günaydın. Sabah sabah beni rüyanda görmedin herhalde. Asabiyet yapma. Hak verdim sana da Feride'ye de. Numara yapıyorsun sen öğrenmek için. Tamam tamam kızma, bir şey demedik. Adama gitmeyeceğim. Hiçbir şey de yapmayacağım. Ama kim olduğunu bilmek istiyorum. Hoppala. E hani hak vermiştin? Dön dolaş aynı yerdeyiz ya. Şerefim üzerine yemin ederim gitmeyeceğim. Feride'ye de söz verdim. Kimseye bulaşmayacağım artık.
güzel. O zaman niye hala öğrenmeye çalışıyorsun? Ona onun dilinden anlayan birini göndereceğim. Dalyan abi. Hadi söyle. Kimdi Feride'yi ziyaret eden kabadayı? Günaydın kızım. Günaydın anne. Gel geç içeri, eşikte durma. Arka taraftan cam açtım, cereyanda kalma. Malum artık kendine dikkat etmen lazım. Anne sen evde yalnız mısın? Başka kimse yok değil mi? Of, of. Geç kaldım gene. Oğlanın ardını toplayıp çıkayım derken... çok ayıp olacak Erdal abiye. Hoş geldin Ayten. Annem ben çıkıyorum. Kusura kalma, mutfağı toparlayamadım. Bırak kızım, ben hallederim. Bütün gün evdeyim nasılsa. Sana kolay gelsin. Oğlanı okuldan almayı unutma. Tamam kızım. Babana dedim ben o vazifeyi. Tamam. Ha. Anne. He. Abim gelince şeyi konuşmayı unutma. Orhan'ın verdiği para. Aklımda, aklımda hadi. Tamam. Görüşürüz zaten. Bizden başka kimse kalmadı. Hadi geç. Hayır olsun. De bakalım. Anne, ben karar verdim, Necdet'ten ayrılacağım. Araya birilerini koyalım da halledelim şu işi. Mahallemizin esnafı mağdur. Yakışmaz bize. Ekmek parası. Vallahi abi bir yolu olsa hemen söyleyeceğim. Vay Mahir. Hoş geldin. Müsait değilsen sonra uğrayayım abi. Gel gel. Hoş bulduk abi. Arkadaş belediyeden. Merhaba. Anlat öğrendiklerini. Dalyan abiye de söyledim. Sıkı bir teftiş başladı. Bu yüzden zaten bu bütün mühürlemeler. Çomaklayan birileri mi var? Olabilir ama benim bildiğim bu. Çünkü bütün mahallelerde teftiş yapılıyor. Ben mesaiye yetişeyim. Sağ olasın. Gene bir şeyler duyarsan haberimiz olsun. Tabii. Nasılsın Mahir? Herkes iyi mi? Dün gece duydum son gülü. Bulunduktan sonra geldi haberi. Yüreğimi sop etti. Ettirene de gittim, hesabını sordum. Duydum. Eline sağlık. Doktor doktor diye inlemiş bütün gece. Yılanla bitmedi ki abi. Bir de başımıza seyis çıktı. Hayırdır, ne alakan var seyisle? Anne, sen ne yapacaksın bugün? Bilmem, hiç düşünmedim. Bak ne diyeceğim. Sen de gel benimle. Adliyenin oradaki çarşıya uğrarsın, butikleri gezersin. Öğlen de birlikte yemek yeriz. Yok kızım, hiç butik gezecek halim yok. Sen git işlerine bak, beni düşünme. Ben oyalanacak bir şey bulurum. Peki, ben mesaim biter bitmez gelirim. Hayırlı işler kızım. Vallahi büyük, küçük, tehlikeli, mehlikeli beni alakadar etmez abi. Feride'ye 10 metre bile yaklaşmasın. Sakın. Yemin ettim. Bozmamak için elimden geleni yapacağım.
Ama onlar da benim asamı bozmasınlar yeter. Tamam, tamam. Ben bugün gider seyirciyle görüşürüm. Bakayım derdi neymiş. İyi kazımı da yaparım. Sen müşteri ol. Eyvallah, sağ olasın. Selamlar. Aleyküm selam abi. Her evde hırgür olur. Öyle kolay mı boşanıvermek a kızım? Bak şimdi bir de çocuğunuz olacak. Haberi bile yok ki. Ben onca özlendim söylemek için. Gerçi bilse de çok umurunda olur mu bilmiyorum. Ah, o ne demek öyle kızım? Çocuğun babası o, saklamak ne demekmiş? Saklamadım ki anne. Demek istedim o dinlemedi. Şimdi bilmesine bir lüzum yok. Çünkü kesin kararlıyım. Nasıl olsa boşanacağım ondan. Affedersiniz. Neyse anne ben gideyim. Hadi. Ah deli kız ah. Gel kızım gel içeri. Duydun değil mi dediğini? Gel şöyle otur. Olur mu öyle bitiversin demek gebe haliyle? Kolay mı bu devirde çocuk büyütmek? Hem de tek başına. Olacak iş mi bu? Hamile miymiş? Neden boşanmak istiyor? Kavga gürültü işte kızım. Ama böyle olacağı belliydi. Kocası olacak delikanlı için pek iyi konuşmuyorlar. Ben pek bilmem ama kabadayı mıymış neymiş? Ayden'e de az hoyrat davranmamış. O da elimizde büyüdü. Nazlı Nazen'in tabii. Ama ne olursa olsun. Yeri geldiğinde kocanın kahrını çekeceksin ki dirlik düzen korunsun. Hadi diyelim oldu bitti boşandılar. E doğmamış çocuğa günah değil mi? Daha nefes almadan babasız kalacak yavrucak. Aman kızım. Bak bu aramızda kalsın. Ben evdekilere dahi demedim gebe olduğunu. Tabii tabii merak etmeyin. Söylemem. Ay sahi bende akıl falan kalmadı. Sen Mahir'e mi baktıydın? Yok. Ben şey demek için geldim. Annem geldi. Babamla atışmışlar biraz. Vah vah demek kızım. Evet. Bir müddet bende kalacak. Hani eve girip çıkarken görürsünüz. Şaşırmayın diye haber vermek istedim. İyi yapmışsın kızım iyi yapmışsın. Sen sıkma canını. Ben şimdi hemen bir kek çırparım. Alır giderim yanına. Hem çayımızı içeriz hem de hasbihal ederiz. Ne de olsa kadın kadına daha kolay bir yol buluruz. Hem o da anne, ben de anneyim. Birbirimizin dilinden anlarız. Sizden böyle bir şey beklemeye hakkım yok biliyorum. Aa, o ne demek kızım? O senin annen. Benim de dünürüm. Başımızın üstünde yeri var. Tabii ki alakadar olacağım. Safiye anne, çok teşekkür ederim. Şimdi mesaime rahat rahat gidebilirim. Ay, güler yüzlü kızım benim. Hadi sana kolay gelsin. Hadi o zaman sen çık. Ben de kekin hazırlığına girişeyim. Tamam. Hoşça kal. Hadi güle güle. Az önce söylediklerine kulak misafiri oldum. Çok üzüldüm. Biliyorum hoşlanmıyorsun benden. Ama ziyanı yok. Sonuçta ikimiz de kadınız. Şayet ayrılmaya kararlıysan... ...mahkeme sürecinde ben yardımcı olabilirim. Nasıl? Pardon. Kına yakarak mı? Neye yardım edeceksin diyorum. Zaten bütün bunları senin yüzünden yaşıyorum. Sen hayatımıza girdiğin gün...
Hayallerimi çaldın benden. Geleceğimi yıktın. Şimdi karşıma geçmiş. Hiçbir şey olmamış gibi, dalga geçer gibi üzüldüm diyorsun. Sen bunları benim külahıma anlat. Ben samimiyetle sana yardımcı olmaya gelmiştim. İstemiyorum demen yeterliydi. Anne. Mutfaktayım oğlum. Kolay gelsin. Sağ ol. Annem. Hı. Feride'nin annesi buraya gelmiş. Feride de kalıyor. Onunla bir ilgilensek ha? Kekin pişsin, elim boş gitmem. Yaşa be anne. Feride mi söyledi? Ben dükkanlayayım. Ha oğlum. Yalnızken sana bir şey diyeceğim. Ne zamandır fırsatım olmadı. Baban daha çıkmadan evvel bir sabah kapıda tomarla para buldum. Orhan'dan. Emin misin anne? Adım kadar. Askerdeyken ona yolladığımız fotoğrafı da koymuş paranın yanına. O olduğunu anlayalım diye. Bir insan hapishanede temiz yoldan para kazanamaz. Orhan nereden buldu o parayı? Kuruşuna dokunmadık. Öylece duruyor. Dokunmayalım da anne. Muhtemelen haram para o. Boğazımızdan geçmez. Ben bir gideyim konuşayım bakalım. Orhan ne diyecek? Merhaba Kerim Hanım. Hayırdır Vedat, ne oldu? Neşe iyi değilmiş efendim, anneannesi size getirecekmiş. Allah Allah, hastalandı mı yoksa çocuk, ne olmuş? İnanın herhangi bir malumatım yok. Tamam, hemen gidiyoruz o vakit. Seyis abim, Dalyan Rıza geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Bu işte çok para var diyorlar. At yarışlarında. Her işte olduğu gibi. Bunun da sefası da çok cefası da. Hayvan düşer ayağını kırar. Kazandığın bütün para pul olur. Dalyan abi. Buraya kadar halimi hatırımı sormaya gelmiş olamazsın. Atları da sevmezsin bilirim. Bir durum olmuş. Canımı sıkacak bir durum. Sevdiklerimin canı sıkacak bir durum. Feride hakime gitmişsin. Hiç Mahir adını duydun mu? İyi ki bir şey duymuştum. Ben kaç yıldır bu alemdeyim? Kendimi bildim bileli. Bıyığım terlememişti daha ilk yaralama vukuatımda. O zaman bu zaman Mahir gibi yüreklisini, gözü karasını görmedim. Onun gibisi arasından dolmadı. Hem bileği kuvvetli, hem aklı kuvvetli. Bizim alemden uzak olması hepimiz için bir lütuf. Yoksa tozu dumana katar. İşte Feride de onun nişanlısı. Demem o ki tanımaman hayırlısı olmuş. İyice merak ettim şimdi. Yapma Seyis. Yapma. Sözüme itibar et. Uzak dur.
Seni mi kıracağım Dalyan abi? Feride Hanım'ın hakimi olduğunu da unuttum. Kim olduğunu da. Eyvallah. Buyurun bir kahve içelim. Burayı zaptır aptı alıyoruz. Bu ne demek ki ya? Çıkmazsak ne yaparsın? Bizim derdimiz sizinle değil. Boşuna arbede çıkmasın. Canımız yanmasın. Hadi çıkın dışarı. Başladı. Nereye gideceğimi şaşırdım. Derse de geldiler. Dün de kantinde olay çıkmış. Birbirlerine girmişler yine. Anladım polisleri görünce bir şey olacağını da. Ağzım çıktı vallahi. Koca koca sopaları vardı. Kantine gidelim. Bir su için diyeceğim ama orayı da zapt etmişler. Bence gidelim. Dersler de iptal zaten. Sen hep haklı. Bir an evvel çıkalım. Sahilde çay mı içsek? Yok yok vazgeçtim. Sinemaya gidelim. Neşe Karaböcek'in filmi gelmiş. Seraplar gitmiş. Anlata anlata bitiremediler. Ne dersin Songül? Seversin sen sinemayı. Severim de. Yasin'le sözleşmiştik ama olmadı. Şimdi onsuz gidersem içime sinmez. Ha, haklısın. Biz gitsek hazır dersler de boş. Tamam Songül'ü eve bırakayım. Ben giderim Osman. Yok Songül baksana karışık ortalık. Benim aklım kalır şimdi. Ben zaten eve gitmeyeceğim. Buradan Yasin'e uğrarım. İşi yoksa belki biz de sinemaya gideriz. Emin misin? Hem karakol uzak değil ki. Bak her tarafta polis var. Tamam. Tamam peki biz gidelim o zaman. Tamam. Allah'a ısmarladık Songül. İyi eğlenceler. Dikkat et. Siz de. Günaydın Feride Hanım. Günaydın Sina. Duydunuz mu Hakim Hanım? Yeni savcı geldi. Adnan Tok. Bir suratsız, bir suratsız adam anlatamam. Bir de böyle kurulmuş Turgut Bey'in odasına. Ay o odaya mı geçti? Evet. Hayırlısı olsun bakalım. Odama benden izinsiz girilmesinden hoşlanmam. Masamdan dosya alınmasından veyahut bırakılmasından haz etmem. Madem bundan sonra birlikte çalışacağız, birbirimizi iyi tanıyalım. Sonra kimsenin canı sıkılmasın. Nasıl arzu edersiniz Savcı Bey? İyi. Şimdilik bu kadar. Müsaadenizle.